Normalde böyle yapmayız. Hafta ortası video atmayız. Böyle bayrama özel. Valla Sezai Usta yok hortumlardandır yok sıktım dedi ama Devir Dayım'dan. Soğukken şöyle göstereyim. Böyle damlatıyor biraz kaçırıyor. Araba ısınınca kesiyor. Biraz baktım Devir Dayım'dan geliyor. Bu akşam Langenfeld'de Coşkun abimin iftarına davetliyim. Oraya gidiyorum. Kendisi Langenfeld'in en lüks restoranında bizim için yer ayırttı. Orada iftarımızı açacağız. Tren yolundaki bu kapıyı normalde makinistler için yapmışlar. Trenler burada durduğu zaman. Yani buradan yaya olarak geçmek yasakmış. Ama kardeşim çok kısa ya. Şu kapıyı bir açıyorsun tık diye çarşıdasın. Okundu değil mi evden şimdi? Okundu abi, elimde imsakiye var işte. Hem iftara çağırıyor hem de Alman usulü diyor gene ya. Ben diyor kendi yediğim kadarını öderim diyor. Siz kendi hesabınızı ödeyin dedi. Şaka tabii ki Coşkun abim adamın dibidir. Bir bu kadardan biraz daha fazla da yerin altında var. Öyle diyor. Buraya yakın bir mesafede bizim iki araba yük yüklemişti. Bugün yola çıkacaklar akşam. Onların yanına da çay içmeye gidiyoruz. Buraya fabrikanın oraya geldik. Eskort arabası gelmiş Selçuk abi bizim. Rüstem abi ile Tayfun abi buradan yüklediler. Türkiye'ye gidecekler. Bu akşam pazar yasağının bitmesini beklediler. Birazdan çıkacaklar. Abi bak inan ki düşündük. Dedi ki ne tatlısıydı abi? Kerhane tatlısı. Yok şey neydi ne tatlısı alacaktık? Bir şey tatlısı dediler. Dedim ya adam ya fabrikaya almazlarsa ya bizi sokmazlarsa Zaten getirseniz ne fayda benim düşlerim yok. Ne olur. Ha bak bir de o var. Bir de şekerin de vardır senin. Yok şekerim o kadar önemli de dişler yok. Ha. İmplantat mı yaptıracaksın senin normalde? İmplant. Kaç yapıyorlar abi? 10 bin euro. 10 bin euro. Ama onun da işte eziyeti çok değil mi? Oğlum ben de insanlık var. Ben çiğneyim senin ağzına atayım. Gelin bana. Ver adama tatlı ver ya. Gök veren. Gel çay içmiyor musun bir tane? Koyuyor mu? Yok içmiyor mu? Tayfun abi de geçenlerde isim benzerliği yüzünden maalesef cezaevine girmişti. Neyse ki 30 günde kısa sürede çıktı. Bu adama fazla bulaşma. Bu adam cezaevine girdi çıktı haberin olsun. Oğlum bak benim yatak orada bekliyor hala. Denetme beni lan. Lan şunu da götürün de hey. Burada deve boyunu da Türk Yalova'ya kadar gider ha. O masanın altına saklanın ne olacak? Yok bulaşık makinesi içine sokarız. Adamın pasaportu var ya. Bulaşık makinesi mi var diye hemen yorumları duyar gibiyim. Bunun önünü kesmek için hemen ilk önce cevaplayayım. Bulaşık makinesi var evet ama çalışmıyor. Evde bozulan bulaşık makinesini Rüstem abi oraya koymuş. Aynı içine bardağını, çatallarını, kaşıklarını falan diziyor. O amaçla kullanıyor. Yok ben bir şey yapmıyorum ya. Kameranın lensini ayarlayayım da. Neyini ayarlıyorsun? Uğur. Şey. Ne yapıyorsun yine? Evet onlar saat 10 gibi yola çıkıyorlar. Biz de artık arabamıza döneceğiz. Rüstem abi biraz temizlik hastasıdır. Eski otobüsçülerdendir. Bunun arabasını yaz kış hiçbir zaman kirli, pis göremezsiniz. Elinde devamlı bez, devamlı bidonlar, sular. Araba devamlı tertemizdir. Bu bir hastalık ama. Çapkan uçmasın.
Bugün günlerden pazartesi. Yüklememiz yarın. Adresimize yakın 150-160 km mesafede olduğumuz için yarın sabah gideceğim. Zaten yükleme de saat 11'deymiş. Öğlen 11'de. Yani sabah 6'da 7'de çıksam yeterli. Bugün şimdi gidiyorum. Sularımı dolduracağım. Bir de duşa gideceğim. Banyoya gideceğim benzinliğe. Geçen haftaki videonun yorumlarında Merdan yazmış. Türkmenistanlıyım diyor. Şu anda Rusya'da okuyormuş. Amcaları falan tır sürüyormuş ama tır şoförü olmasını babası istemiyormuş. Buradan diyor seslen diyor. Babama deyin ki diyor sen diyor oğlun özü diyor maşın seviyor diyor. Buradan babasına sesleniyoruz. Bu çocuk okumaz abi bırak. Bırak ne istiyorsa onu yapsın. Benzinlik olduğum yere 3-4 kilometre mesafede. Orada işlerimi hallettikten sonra bir de diğer parkta diyeyim. Hani buradan sonraki parkta yine Türk firması profesyonelden 2 tane abimiz var. Onlar da orada yük yüklemek için yatıyorlar. Tarihleri var. Oradan çıkınca bir de onların yanına uğrayayım. Bakayım ne yapıyorlar. Ağır nakliyede çalışanlar genelde böyle bir grup halindedir. Yani %70'ini 80'ini birbirinden haberi vardır. İşte o orada yatıyor, bu burada yatıyor, oradan yüklüyor vesaire gibi. Özellikle öyle birbirimizden haber alıyoruz. Bu yanına uğrayacağım Caner abiler geçen gün benim yanıma oldukları yerden yürüyerek geldiler. 7 kilometre falan gezmeye çıktık diyorlar. Dedim ben de sizin yanınıza uğrarım ama ben yürüyerek gelmem, çekiciyle geleceğim. Ya dedim. Sen daha gitmedin mi lan? Dedim adamlar hep benim yanıma yürüyerek geliyorlar. Ben de onları ziyaret edeyim dedim. Biz bugün yine geldik o tarafa doğru. Ne zaman? Bugün. Kaçtı? O kadar gelmek de o. Neyse iftardan sonra yine gideriz Serdar abiyle. Bu akşam da onların yanında çay içeriz. Vakit geçer. Zaten bugün son günüm. Yarın sabah gidiyorum yüklemeye. Hollanda'ya. Da çakıyorum ben buna. Geçen 60'da gittim. Sen gözükmüyorsun ki zaten gece. Lan bizi de meşhur edecektin olmadı mı yine? Reklam yapıyorum ya. Taha abi hesabı atar. Taha şeye gitmiş. Fransa'ya. Ya doğru dedin. Almış mı? Bizimki adı çıkmadan fabrika yüklemiyormuş. Onlar da onu bekliyorlar. 2-3 güne çıkar herhalde. Ve beklediğimiz gün geldi. Salı sabahı saat 6-7 civarında Langenfeld'den çıktım. Hollanda'ya doğru gidiyorum. Aslında yanlış bir saatte gidiyorum. Ben normalde ya çok erken giderdim. Sabah yani saat 3'te 4'te. Ya da böyle 9-10'dan sonra falan yol giderdim. Bu saatler tam sabah trafiğinin olduğu saatler. Neyse bugün de böyle olsun. Valla bu yükü daha önce 3 defa mı yükledik? Bu 4. mü? Ne oluyor galiba? Yani bilenler biliyorlar ama bilmeyenler için yine de öyle kısa bir bilgi verelim. Yükümüzün ağırlığı 63 ton, 64 ton falan geliyor. Aracımızla beraber 101 ton oluyor. 3.50 genişliğimiz olacak, 26 metre uzunluğumuz olacak. İstanbul Erenköy'e gidiyoruz. Hollanda'dan yükleyeceğiz, Belçika'yı geçeceğiz, Fransa'yı bitireceğiz, Fransa'dan feribota gemiye bineceğiz ve Yalova'ya ineceğiz. Rotamız bu şekilde. Evet, Hollanda sınırına geldik. Buradan sonrası Hollanda. Geçen videoda birkaç şoförlerden bahsettim ya, böyle işte bizim firmada şu var bu var, işte şöyle böyle hikayeler anlattım, hani yaşanmış olaylar isim vermeden. Video yayınladım, sabah 9'da Ömer abi aradı. Dedi ki şu dedi, bu. Ama dedi işte şurada anlattığın kim dedi, onu çıkaramadım dedi. Merak etmiş. Hollanda'nın Nijkerk şehrinden yüklüyoruz. Onun bilgisini de verelim.
Bugün Arefe günü, yarın bayram. Tabii doğal olarak firmalardaki, ofisteki elemanlar çalışmayacaklar Türkiye'de. O yüzden bugünden yazmışlar. Hollanda eskortu seni fabrikanın orada bekliyor. Seni oradan alacak. Belçika işte gece gelecek. Fransa perşembe günü öğleden sonra gelecek. Dedim ne güzel ya. Keşke hep Türkiye'de tatil olsa da bütün işleri böyle önceden planlasak. Evet, sabah trafiği başladı. Bu yoldaki bu levhalarda 50, 70 hani ilerideki trafiğin durma şeyine, yavaşlama ivmesine göre size önceden uyarı veriyor. Bu da güzel bir şey. Bu bayram tatili ile ilgili de çok yazanlar oldu Instagram'dan özellikle. İşte bayram tatilinde yolda mısınız, bayram tatilinde eve gitmeyecek misiniz falan diye. Yani şöyle bir şey var, bu uluslararası çalışan şoförlerin istisnasız hepsi illaki bayramda, yani yoldaysa yoldadır, değilse değildir. Yani bu bayrama göre ayarlı bir şey değildir. ETS oynamıyoruz yani, oyunu kapatıp da kalkıp bayramlaşmaya gidelim. Öyle bir şansımız yok. Firmadan bir bayram için bir izin alırsınız ama bunu her zaman yapamazsınız. Yani bir bayram alırsın, ikinci bayram belki alırsın, üçüncü bayram derler ki kardeşim biz sana her bayramda izin mi vereceğiz falan. Yani bu işi yapıyorsanız buna da katlanacaksınız. Biraz sözünüz firmada geçiyorsa böyle ne bileyim düğününüzü, yani düğününüzü dediğim böyle yakın, hani oğlunuz olur, kızınız olur, kardeşiniz olur, hani bu derece yakın kişilerde düğününüzü belki ayarlarsınız, izin alırsınız. Çok şansınız varsa cenazeye yetişebilirsiniz. Hani bulunduğunuz ortamla ilgili, havalimanı yakındır, imkan vardır vesaire. Burada mesela bak, otoyola katılım yapacağız. Burada lamba koymuşlar hani, arabalar birden yığılmasın diye. Bu da güzel bir şey. Onun dışında yani öyle ETS ile biraz arasında farklar var yani. Ya da Ayhan amcam gibi yapacaksınız. Çadırlıda tenteli arabada çalışırken İsveç'ten dönüyor Türkiye'ye, önü bayram. Normalde İsveç'ten Türkiye'ye normal bir şekilde 5-6 günde gelirsiniz. Biraz ağırdan alın 7-8 gün. Ayhan amcam bayramı ayarlayacağım diye 13 günde gelmişti Türkiye'ye. 13 günde. 2 kat. Bayramı da kalmıştı. Ama ağır naklinin bir güzelliği var. Mesela şu an ben Türkiye'ye dönüş yolunda olsaydım veya Türkiye'ye girmiş olsaydım, bayram tatili bitene kadar mecbur bana da tatildi. Çünkü izin kağıdı vermiyorlar, yürütmüyorlar arabaları. Babamlar mesela şu an şeydeler, eve vardılar ama arabaları kapı şeyde bıraktılar, Hamza Bey'le sınır kapısında bıraktılar. Çünkü bayram tatili bittikten sonra anca yürüyebilirler. İzin vermiyorlar. O yönden de güzel yani. Evet, meşhur fabrikamıza geldik. Yine vinçleri dikmişler. Bizim yükü herhalde çıkardılar. Yine ayırtıyorlar. Yine bilmeyenler, ilk defa izleyenler için şöyle kısa bir özet daha geçeyim. Bu yük, bak şu kanal görüyorsunuz. Sağ tarafta kanaldaki gemi var ya. Bu yükleyeceğim yük işte bu gemi. Bu gemiyi söküyorlar, parça parça ediyorlar. Ben büyük ana gövdesini yüklüyorum. Bunlar kanalda işte arama mı yapıyor, sondaj mı yapıyor, öyle bir şeyler yapıyorlar. Beni görünce kapılar otomatik açılıyor zaten. Her ay geliyoruz, alıştılar. Bak kaydırmazın yeri bile iz yapmış. Nereye koyacağımız bile belli yani. Her şeyin yeri belli. Şu ortadakinin de yeri belli. Onu da oraya koyalım. Bak tır dediğim böyle olacak işte. Mis gibi. Akar yok, kokar yok. Süreceksen böyle tır süreceksin abi. Ne işin var öyle koca koca arabalarla? Şuraya bak. Bizim yük 50 metre geride, aynaya sığmıyor. Evet, bizim eskort da geldi. Bak arabanın avara lastiğini görüyor musunuz? Ne kadar ufak. Bu tamamen yük alsın diye işte yani.
arabanın kantarı şey yapmasın, basmasın diye. Evet, bizim de evraklarımız geldi. Yüklemeden önce hemen evrağı veriyorlar. Geri gidiyoruz, yüke yanaşacağız. Dorsemizi 6 metre uzattık. Buraya geldim, durdum, yükü koydular, yükü bağladım. Çıkmaya hazırım, 17 dakika sürmüş. 17 dakikada bu iş tamam. O kadar pratik olduk artık. Saat 12.30, 1 gibi bitirdik işlerimizi. İyi oldu, erken bitirdik. Şimdi Belçika sınırına gidiyoruz. Buradan 2 saat 18 dakika sürüyor. Yani daha önce evet dediğim gibi defalarca gittiğimiz için şaşmıyor. Bazen 2 saat 20 dakika oluyor, 2 saat 25 oluyor. Genelde öyle sürüyor. Belçika sınırına varacağız. Orada bir 9 saat istirahat yapacağız. Gece 12-1 gibi de Belçika'ya bitireceğiz. Yani yola çıkacağız Belçika'dan. Tabii bitirmemiz sabahı bulacak. Ha diyorlar ya işte bayramda çalışıyor musunuz diye. Bayram sabahına kadar çalışacağız. Hollanda'da o öndeki camdaki makine çalışmıyor. Normal Vignette alıyoruz günlük. Onu da firmaya internetten aldırıyoruz. Nijkerk'ten Barneveld, oradan 50 numaradan Eindhoven yolundan Belçika sınırına ulaşacağız. Dedik yani bu servis de biraz soğuk olur dedik. Evden bir dünya montları, kazakları falan yine aldık ama bu servis hep tişört giydik, en fazla bir hırka giydik. Herhalde bundan sonra da artık tamamen yazlığa döneriz. Ama bugün Hollanda'da çok rüzgar var. Yani videodan falan belli olmayabilir ama bayağı iyi rüzgar var. Biraz farklı yükler, farklı yerler olsun diyenler de olmuştu ama onlara da söyleyeyim, bundan sonra bir zaman farklı yerlere gideriz artık. Yani bu yükten herhalde bu sene 2-3 tane daha olacak ama daha önümüzdeki tarihleri yakın değil. Yani bana kalırsa ben memnunum tabii ki canım, ne güzel işte. Özellikle böyle boş geliyorum, yüklüyorum, gidiyorum falan. Güzel oluyor yani. Seviyorum. Birisi de şey sormuş, abi neden hep arabesk dinliyorsun diye. Yani aslında arabesk dinlemiyorum. Ağırlıklı olarak genelde dinlediğim şarkılar 90'lı yılların şarkıları. Nedense o yılların şarkılarını daha çok seviyorum. Zaten farkında olmadan siz de o yılların şarkılarını dinliyorsunuz. Yani yeni işte ne diyorlar, cover mu yapıyorlar, remix mi yapıyorlar, nedir? O yılların şarkılarını yapıyorlar çünkü artık daha şarkı yazılmıyor. Evet, burası Belçika sınırı. Öğlen saat 3 sıralar olduğu için parka direkt giriş yaptım. Normalde geride beklerim, eskorta baktırırdım ama sıkıntı yok, yer var. Bu saatlerde yer bulunur. Şöyle 2 saat falan daha geç kalsaydık o zaman işte sıkıntı olurdu.
Buraya mı gireyim? Şöyle uzunlamasına doğru. Ulan Mancı da yandaki perdeyi çekmiş, arabayı ileri alıyor. Aç şu perdelerine de bir bak. Araba mı geliyor, ne geliyor? Mancılarla zaten başımız belada. Bir kabine var, bir kabine var. Ne kadar büyük, ne kadar büyük kabine var. Çok büyük diyor ama diyor manın kabini çok büyük diyor. Başka yok diyor, yani kabin büyük ama diyor. Tamam başka, yani ama diyor o kadar büyük ki yatağı falan diyor. Yatmadan önce şunu gördüm, şu tabelanın bir tane civatası kesmiş de böyle tabela sallanır gibi olmuş. Önce bir yatayım dedim, sonra yatamadım, dedim şunu yapayım da öyle yatayım. Gece saat 12'de geldiler benim eskortlar. Abi bir bakayım ya, geçebilir miyim? Bakayım, geçer herhalde. Arkadaş bu parktan da çıkarken biriyle uğraşmayalım. Bu da kamyonet, arkasına bir de romor takmış. Koca parkta yer bulamamış, gelmiş çıkışa çekmiş. Araç daha geliyor. Sonra serbest. Herhalde bu yükü getirdiğim bütün videoları izleyenler artık Belçika'daki yolları da öğrenmişlerdir. Belçika'da biliyorsunuz otoban kullanmıyoruz. Nasyonel devlet yollarından gidiyoruz. Çünkü ağır nakli için sadece burayı veriyorlar. Aynı Fransa gibi, Türkiye gibi. Belçika'da 3 saat 50 dakika, 4 saat falan sürüyor. Yani mola vermeden Belçika'yı bitiriyoruz baştan başa. Baştan sona. Baştan başa olur mu? Baştan sona. Baştan boya. Boydan boya. Karşıdan bir ağır nakliye arabası geliyor. Bunların da yükü geniş herhalde ki bir sürü eskortları var. Şöyle yanaştım sağa doğru iyice. Gelsin bakalım, göreceğiz. Bizim çekicilerde, yani ağır nakliye yapan çekicilerde bu yan ışıklar, arka yanları gösteren ışıklar çok işe yarar. Mesela bu abimizde de var, bende de var. Böyle özellikle çift yönlü yollarda yakıyorum. Yani karşıdan gelen benim yükümün genişliğini görsün. Olur, dikkatini çekmez. Her ne kadar döner lamba tabela olsa da onlar fazla dikkat çekmeyince çekmiyor. Hele Türkiye'de. Birisi de abi çok ağır mı ilerliyorsunuz, işte günde kaç kilometre yapıyorsunuz falan diye sormuş. Ona da şöyle görsel bir cevap vereyim. Çok ağır ilerlemiyoruz. Yani yolu bulduğumuz zaman 80-90 neyse gidiyoruz. He tabi tonajdan dolayı rampalarda ister istemez ağır kaldığımız yerler oluyor. Çıkışlarda ve inişlerde. Ama onun dışında normal araba gibi gidiyoruz. Sadece gece gitmemizin biraz da avantajını kullanıyoruz. Çünkü yollar boş oluyor. Dur kalklarla zaman kaybetmiyoruz. Evet, dediğim gibi öyle bayrama özel bir video olsun diye bunu yaptık. Pazar günü de normal rutin attığımız video yine gelir. Burada bana tersten geldi ama tereddütte kaldım. Yok, gene normal gideceğim.
Çünkü tersten gitti mi kaldırımın üstüne çıkıyor oluyor. Dedim söyle, istemekten gitseydin daha kolay. Yok buradan daha iyi abi, öteki türlü kaldırıma çıkıyor. Dorsi alçak ya, sürtüyor. Uzun olsa sıkıntı yok. Gelirim de dönüyor ya sıkıntı. Bak bunu da niye çektim biliyor musun? Burada rotardar çekiyorum. Hafif bir rampa aşağı. Böyle 80-85 ile gideyim. Ön karşı tarafı rampaya vuruyor. Bak 2 kademe, 3 kademe. Yani gördüğünüz gibi etkisini göstermek için. Ki burası yani çok hafif bir rampa. Çok uzun rampalarda fayda etmiyor yani. O çektiğiniz rotardar vesaire. O yüzden inişleri gayet sakin ve dikkatli bir şekilde inmek gerekiyor. Evet, araba 100 ton olabilir. Ama unutmayın ki bu arabada 10 tane dingil var. Yani dingil başına örnek veriyorum 10 ton basıyor. Zaten çoğu dingilin yasal hakkı 11,5 ton. Bizim dorselerimize 12 ton veriyorlar. Yani böyle düşünün. Yani normal bir aracın tek dingiline basan bir ağırlık basıyor. Yani normal tenteli bir aracın ağırlığı gibi lastiklere basıyor. O yüzden hani böyle süratlendirmelerde bir sıkıntı yok. Ki özellikle böyle gece serin havalarda hiçbir problem yok. Ha tabii biraz daha fazla basar işte yazın çok sıcak olur vesaire. Burada biraz sıkıntı olabilir. Ama böyle yerlerde problem yok. Yeter ki frenleri falan fazla ısıtma. O Mercedes'in soluna mı? Mercedes'in solu. Evet, Belçika'yı da bitirdik. Çok şükür. Kazasız, belasız, cezasız. Şimdiki sabah saat 4-5 civarı. Biraz yatalım. Yarın biraz erken kalkmaya çalışalım. Malum bayram. Sabah çalıştırdım gene. Su damlattı. Soğukken yapıyor ya, sıcakken kesiyor. Vallahi işte inşallah bizi yine Türkiye'ye kadar götürür. Yani götürür dediğim, tabi götürmesi de yapacak bir şey yok. Çekeceğiz, servise yaptıracağız. Söyledik mi? Söyledik. Bayramlıklarım hep battı arkadaş ya. Bayram sabahı uğraştığımız işe bak ya. Hayırlı bayramlar Sezai Usta. Hadi bayramı yalnız geçirmedim diyeyim. Mübarek olsun abi. Allah razı olsun. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sen de sağ olasın. Bu tarafta mı, yanda mı? Burada mı? Her yerden geçersin ya. Senin yanında ben. Ha. Yeşil araba mı? Yeşil araba mı? İşte bu sosyal medyanın, YouTube'un falan bu şeyini çok seviyorum. Bak şurada Belçika-Fransa sınırında Konyalı Yusuf arkadaşımız geldi. Bayramlaştık. 2 bardak çay içtik. Sağ olsun. Evet, bu haftalıkta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belçika-Fransa sınırındayız. Yarın buradan devam edeceğiz. Pazar günü videoda devamını izlersiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.